Covid-19 sağlık tehdidiyle birlikte beraberinde tüm dünyada küresel anlamda ekonomiler açısından da enteresan bir dönem yaşanmasına neden oldu. Biz tabii ki FMCG şirketlerinden biri olarak kişisel bakım, temizlik ve hijyen kategorilerimizle bu dönemden en az etkilenen şirketlerden biri olduk. Aslında bu dönemdeki en önemli konu tedarik zincirini kesintisiz olarak devam ettirmek. Bir yandan çalışanların sağlığını korumak amaçlı tedbirler alırken, diğer yandan da üretimi kesintisiz devam ettirmek en önemli konumuz oldu. Bu noktada özellikle hijyen kategorisinde ham maddeden bitmiş ürüne kadar olan entegre tesislerimiz ve güçlü altyapımız, bunun yanı sıra da özverili çalışanlarımız sayesinde tam kapasiteyle hiç ara vermeksizin ürünlerimizi tüketiciyle buluşturmaya devam ettik. Biz biliyorsunuz şirket olarak globalleşme yolunda çok büyük adımlar atan ve son 15 yılda birçok yeni ülkeye kategorilerimizle giriş yapan bir firmayız. Bu noktada globalleşme yolculuğumuz Covid-19 ile birlikte aslında sekteye uğramaması bizim açımızdan en sevindirici taraf oldu. Şöyle ki hemen Covid öncesi Güney Asya pazarına bebek bezi kategorisiyle giriş kararı almıştık. Bu süreçte Covid ile birlikte yatırımımızı ertelemek ya da biraz daha geniş döneme yaymak yerine tam tersi daha da hız vererek bir yıl gibi kısa bir sürede bebek bezi fabrikamızı kurmuş olduk. Açıkçası tabii bu süreçte yeni yatırım yapmak, yeni ülkelere girmenin önünde bir takım seyahat bariyerleri dahi işte ülkeye gittiğinizde karantina, 15 gün minimum karantinada kalma gibi problemler olsa bile bunların hiçbirisi bizi yıldırmadı. Şimdi önümüzdeki dönemde işte Temmuz ayında Vietnam'da, Ağustos ayında Tayland'da, Eylül ayında da Malezya'ya da bebek bezi markamız Molfix'le lansmanımız var. Dolayısıyla hani şirketlerin bu dönemde bana göre çok önemli bir özelliği öne çıktı. O da bu pandemi döneminde sağlıklı doğru kararlar alarak, atik ve çevik hareket ederek bu döneme ayak uydurmak. Bu şekilde hem bütün süreçlerinde ve faaliyetlerine devam etme fırsatı bulurken diğer taraftan da şirketler değer üretmiş oldu.